Hizmet hareketinin yurt dışına açtığı okullar, yani hizmet okulları milliyetçi bir amaçla mı açılmıştır? Orijinali şöyle, bizzat Türk okulları adı verilen okullarda çalışan bir kişinin ifadesiyle birisine ismini dahi telaffuz edemeyeceğiniz bir Rus kasabasında Atatürk'ün gençliğe hitabesini İstiklal Marşı'nı öğretirken siz ne yapıyordunuz? Yani şimdi soruyu bu şekilde alırsak, yani hizmet hareketinin yurt dışına açtığı okulların milliyetçi bir amaçla mı açmıştır? İlk açıldığı zaman, yani 1991'de yurt dışına çıkarken, Orta Asya'ya açılırken biraz ne derler, milli kimliğin etkisi oldu. Yani Türklerin aklında Orta Asya ırklarının, işte Türklerin bir uzantısı, kardeşi olduğu, Türk ırkı olduğu, yardım beklediği falan gibi bir şey vardı. Dolayısıyla onun bir etkisi var. Daha sonra tabii bu meselenin 1991'de yurt dışına açılan okulların, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, değişik Türk Cumhuriyetleri'nde açılan okulların Türkiye'de oluşturduğu bir müspet bir dalga oldu Türkiye için. Özellikle bazı ülkelerde elçiliklerden bile önce açılmış olmaları falan ve oralarda iyi ilişkiler kurmuş olmaları, ticari, insani, sosyal ilişkiler kurmuş olmaları filan pek çok milliyetçinin de cemaate sempati beslemesine önce sebep oldu. Daha sonra özellikle Alparslan Türkeş'in de vefatıyla belli bir kimlik krizi yaşayan pek çok milliyetçinin de gerçek milliyetçilik budur diye cemaate katıldığını görüyoruz. Hatta zamanla bu katılım o kadar arttı ki cemaatin kimliği de iyice milliyetçileşmeye başladı. Mesela Balkanlara diyelim aynı milliyetçi duyguyla değil de biraz daha Osmanlı mütebakisi, Osmanlı'dan bize emanet topraklara sahip çıkma duygusuyla gidildi mesela. Ama o milliyetçilik damarı gitgide büyüdü. Yani Türkiye ile alakasız, Osmanlı ile alakasız, Türk kimliği ile alakasız Afrika gibi yerlere veya Uzak Doğu'ya filan da gidildiği zaman da yine aynı milliyetçilik, Türk bayrağını dalgalandırma mefkûresi haline gelen, kendi kendini büyüten, özellikle o milliyetçilikle motive olan insanların sayısının cemaat içerisinde artmış olmasıyla cemaatin genel demografisi, genel ortalaması da bayağı milliyetçi bir hal aldı. O kadar ki diyelim Kürt meselesinde daha şahin bir algıya sahipti insanlar. O tarz dizileri, o tarz filmleri seyrediyorlar, o tarz politikalar benimsiyorlardı filan. Bu manada her ne kadar okullar teorik olarak milliyetçi bir amaçla açılmamış olsa da belli bir milliyetçi dalgayı beslediler. O milliyetçi dalga cemaate dahil olunca o da iyice büyüdü, çoğaldı. Özellikle son döneme kadar bunun gitgide cemaatin en belirleyici şeylerinden birisi olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün faaliyetlerinde Türkiye merkezli, Türklüğü merkeze alan bir çizgi izlemeye başladığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu da uzun vadede hem cemaatin Türkiye merkezli Turkish Transnational bir hareket olması, Türkiye merkezli uluslararası bir hareket haline gelmesine sebep oldu. Belki küreselleşemedi, belki gittiği yerlere iyi entegre olamadı, belki kendisini bir milletin temsilcisi, bayraktarı olarak görmeye devam etti. Hatta bu bir noktada belki ilk ortaya çıkan hani Namı Celli Muhammed'i dünyanın dört bir yanına yayma fikrinden ziyade Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırma gibi biraz daha devletle, Türk milliyetçiliğiyle irtibatlı, yani İslam ve İslami duygu ve motivasyonlardan azade, daha devletçi, milliyetçi bir politika kaymasına sebep oldu. Bütün bu gözlemleri yaptık ama son 15 Temmuz'dan sonra özellikle cemaatin Türkiye'deki algısının değişmesiyle beraber bütün bunları yeniden ne oldu? Hani yerle yeksan oldu. Yeniden şu an kendini inşa ediyor. Mesela şu an Türk okulları denmiyor. İşte çünkü zaten işte Maarif onları devralmaya çalışıyor falan. Böyle bir mücadelenin olduğu yerde eskisi gibi Türk bayrağını dalgalandırma, Türkçe olimpiyatları organize etme, şu bu gibi şeyler, işte sorunun dediği gibi şeyler de yok. Mesela işte hani Atatürk'ün gençliği hitabesini ve İstiklal Marşı'nı öğretme önceliği falan da kalmadı. Bunun yerine biraz daha diğer kültürlere açık organizasyonlar, eğilimler, anlayışlar çoğaldı. Özellikle pek çok Uzak Doğu ve Afrika değişik ülkelerde bu İslamofobiyle de ilgili bir şey. Yani başörtüsü takmak çok güvenli
bir şey değil. Yani bu meselenin de genelde herkese bakan bir tarafı var.